Sayın seyirciler, değerli bir konuğumla programa başlıyorum. Hak ve Kardeşlik Derneği Genel Başkanı Doçent Doktor Naki Erdemir, Van'dan konuğumuz sayın seyirciler. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim, daha Van'dan kalkıp İstanbul'a geldiniz. Bizi ziyaret ettiniz. Güneydoğu'yu konuşalım. O bölgenin nabzını tutan biri olarak özellikle o bölgede olan olayları konuşmak istiyorum. Ama Halk ve Kardeşler Derneği Genel Başkanı olarak 8-6-2012 tarihinde kurulmuş olduğunuzu gördüm. Dernek kurdunuz. Kurma amacınız neydi hocam? Sayın kardeşim, ben şimdi konuşmalara başlarken çok manidar şiirlerle başlarım. Öyle mi hocam? Özelliğimdir. Evet. Edebiyatsız şiirsiz hayat olmaz. Evet. Yine Arif Nihat Asya'nın birkaç dörtlüğüyle başlamak istiyorum. Evet. Adamlar bilirim sönük, adamlar bilirim çürük, adamlar bilirim rozetleri var yüreklerinden büyük. Adamlar bilirim anlamamış, anlamayacak ne olduğunu. Adamlar bilirim dolduramamış, dolduramayacak oturduğu koltuğunu diyor. Çok güzel söylemiş hocam. Gerçekten baktığımız zaman günümüzü ortaya koyuyor. Evet. Evet. Şimdi aslında bu derneği biz kurmadık. Hı-hı. Bu derneği Türk'ü, Kürd'ü, hı-hı, Arap'ı, Laz'ı, hı-hı, kurdular. Biz tabelasını astık. Evet. Hak ve Kardeşlik Derneği. Evet. Hakka dayalı kardeşlik derneği demektir. Hı-hı. Hemen şunu söyleyeyim efendim. Dernek yok muydu? Vardı. Fakat İhtiyaca cevap veren dernek olması lazım. Hı hı. Kardeşlik sözde değil özde olur. Evet. Kardeşlik diyoruz, içini boşaltıyoruz. Ve konuşuyoruz, hakka göre konuşmuyoruz. Allah insanlara hak vermiş. Ve doğuştan vermiş. Evet. Bunu kişiye göre vermemiş. Hak asla değişmez. Zamana, zemine, kişiye, bireye göre değişmez. Hak daima doğru olan demektir. Allahu Teala'nın 99 isimden birisidir. Kur'an-ı Kerim'in adıdır ve kişilere verilen haktır. Dolayısıyla bu hak kutsaldır. Bakıyoruz konuşurken efendim Türk'e göre, Kürt'e göre, Arap'a göre, Laz'a göre konuşuluyor. Hak değişmediğine göre, hak Allah'tan gelen olduğuna göre bu hakka göre konuşulur. Ucu bana da dokansa, benim aleyhime de olsa, işime gelmese doğruyu söylemek durumundayım. Birazdan görüşüp konuşacağız. Evet. Efendim işte çözüm meselesi vesaire filan. Ya kardeşim konuşuyorsunuz da gel diyor şurada çözüm yapalım. Veya orada yapalım diyor. Veya orada yapalım diyor. Çözüm merkezde olur. Çözüm hakta olur. Ama yeri gelmişken söyleyeyim. Bakıyorum böyle. Birçok efendim bundan 20-30 yıl önce inançlı kardeşlerimiz vardı. İslam için çalışanlar vardı. Hı. Ve bu süreç içerisinde kimi Türkçülüğe savrulmuş, kimi Kürtçülüğe savrulmuş, hı, kimi Arapçılığa savrulmuş. Ilımlı hale geldiler. Yani ılımlı hale gelmişler, evet, ve içerisini boşaltmışlar. Evet. Belki ırkçı bir partiyi desteklemiyor. Ama parti ölçü değildir. Evet. Söylem ve eyleme bakacağız. Evet. Hakkı söyleyeceğiz. Hı hı. Onun için halk bu parti efendim derneğe kurdu. Hı hı. Biz de bunun tabelasını astık. Ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Yani şu anda bizim derneğimizin tüzüğü, hı hı, İslam ümmetini idare edebilecek bir niteliktedir. Birçok doçent, profesör, iş adamı, esnaf, öğrenci, efendim toplumun her kesiminden, hı, kurucu arkadaşımız vardır. Bölgenin sayılır alimlerinden, hı hı, efendim iş adamlarından, esnaflarından, profesörlerinden, böyle siyasetçilerinden, yani kısaca ben bu ülkenin sevdalısıyım, ben Müslümanım, Allah'ın koyduğu kuralları kabul ediyorum diyen insanlardan oluşan bir istişare heyetimiz vardır, hı hı, şuramız vardır ve onlara bunu soruyoruz ve doğru hak neyse bunu söylüyoruz. Biz tepkide alıyoruz. Ama alalım önemli değil. Allah'ın Resulü almadı mı? Aldı. Dolayısıyla biz de alacağız. Biz efendim akıntıya doğru aynı yönde giden bir dernek değiliz.
Biz hakka doğru giden bir derneğiz. Ve toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Aklı selim için yol birdir. Sular aşağıdan yukarı akmaz. Yukarıdan aşağı akar. Türkiye'de ne yapıyorlar? Sistemin ağzıyla çözüm koyuyorlar. Sistemin ağzıyla düşünüyorlar. Ya ne oldu bu topluma ki kardeşim, yani bu konuma geldi? Bunu düşünmek lazım. Evet. Tamam, biz hedef kitlemiz toplumun her kesimidir. Ama Hazreti Ali Kerrem Allahi Veşe diyor ki, gençliği olmayanın geleceği olmaz diyor. Böyle donanımlı, kültürlü, bilgili, hakkını ve halkını seven, mütedeyyin, yürekli, cesaretli, lider tipli gençlerin yetişmesi lazım. Hocam, üniversiteye görev yapıyorsunuz. Öğrencileri bir şekilde görüyorsunuz, elinizden geçiyor. Gençlik ne alemde? Şu anda gençliğin içi boş. Efendim, bakıyorsunuz teknolojiyle uğraşıyorlar. Elinde bir telefon. Hı. Gece gündüz bu. Okumadan, araştırmadan, düşünmeden gençlik olmaz. Bir de bilgi sahibi gençliğin oluyor. Davası olacak. Evet. Gençliğin amacı olacak. Amacı olmayan bir şeyi suyun böyle üzerine çerçöpün gittiği bir götürürler ve nereye gittiğin senin elinde olan bir yer değildir. Oraya gidersen oranın bir anlamı yoktur. Hı hı. Ve gençlik bilgili, kültürlü, donanımlı olacak. Ama gençlik kökleri derinlerde olacak. Hı hı. Bir şair öyle söylüyor. İstikbal köklerdedir diyor. Benim asırlarca efendim bir medeniyetim vardır. Her zaman söylüyorum. Ders anlatırken de söylüyorum. Ben okuyan bir insanım. Ben fizik eğitimcisiyim. Edebiyat, tarih olmazsa olmazımdır. Bu halkın sevdalısıyım. Hı hı. Aynı zamanda ilahiyatta da öğrenciyim. İmam Hatip'i çıkışlı olduğumdan dolayı. Maşallah. İlahiyatçıyım. Çünkü okumadan olmaz kardeşim. Evet. Biz ne yapıyoruz? Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Evet. Buradan ben söylüyorum. Dış dünyayı okumak zorundayız. Yakın tarihimizi babamızın hayatından iyi bilmek zorundayız. Ortaya problem koyacaksak ve problemi çözeceksek veya ortaya konmuş problemleri çözeceksek mutlaka bilgili, donanımlı olmak durumundayız. Evet. Kuru kuruya sadece kendi alanımı bilmek yetmez. Yani bu halkın, bu insanların sevdalısı olacağız. Uçurtmalar nasıl yükselir? Rüzgara karşı koyduğu zaman yükselir. Evet. Onun için yani dönek, pinek, sümsük, paspal, efendim daha yola yürümeyen insanlardan lider mider olmaz. Ve toplumun geldiği konum burada. Bu gençleri yönlendirecek genç beyinlere ihtiyacımız vardır. Allah'a şükür şu anda biz gençlere eğitiyoruz. Yarının gençlerini. Hı hı. Ama hak üzere eğitiyoruz. Hiçbirine ne kalk sen Türk olacaksın, Kürt olacaksın, Arap olacaksın demiyoruz. Hı hı. Neysen ol. Onları biz kendimize çağırmıyoruz. Hı hı. Onları kendilerine çağırıyoruz. Senin diyorum ecdadın Ahmed-i Hani'dir. Senin ecdadın Selahaddin Eyyubi'dir. Senin ecdadın Mehmet Akif'tir. Senin ecdadın Yavuz Sultan Selim'dir. Fakih-i Teyran'dır. Abdülhamit'tir. Bunu bilmek zorunda çocukcağız. Bunu bilmezse farklı şeyler bilmeye başlar. Ondan sonra efendim taklitçi bir gençlik başlar. Her şeyde Avrupa şöyle söylüyor, Amerika böyle söylüyor. Beni enteres etmez. Geçen bir kardeşim Facebook'ta paylaşmış. Benim Van'daki üniversitemi Taşlarıya telakki etmiş birisi. Ona dedim ki hodri meydan dedim, çıksın karşıma. Ben ömrümü okumaya verdim. Çokları bunu bilmez. Orta 2'den bu tarafa okurum. Bu yalan tarih var bizim normalde. Evet. Ben ta Şeyh Said'in kıyam ettiğini orta 3'te öğrendim. Orta 3 öğrencisiyim. O zaman o kitap yasaktı. Necip Fazıl'ın son devrinin dil mazlumları. O zaman öğrendik. Ya şimdi bu hakikati bilmezsek nasıl olayları çözeceğiz? Nasıl bilmez. Değerlendireceğiz? Başkasının aklıyla yürümeye başlarız. Evet. Başkasının aklıyla, başkasının metresiyle, başkasının miktasıyla yürüdüğümüz zaman geldiğimiz yer burasıdır. Ve şu anla gençliğimiz gerçekten işler acısıdır. Görüyorum böyle. Daha önceki de yıllar derse giriyordum. Yahu soru soruyorum. İçi boş. İstanbul'a geldim. Tanışıyorum. Burada soruyorum. Çocukların efendim ortaya koyacağı bir vizyon yok. Misyon yok.
vizyon ve misyon mutlaka gençlere yüklenmesi lazım. Şunu yabana atmayalım, her zaman söylüyorum. Bizim eğitimciyim aynı zamanda. Söylüyorum, orijinal eğitimciyim. Hı hı. Ben eğitim fakültesinde çalıştığım için eğitimci değilim. Ders nasıl anlatılır? Öğretmen nasıl yetişir? Adam nasıl yetişir? Ve hedef davranışlar nasıl kazandırılır? Hedef davranışı kazandırmak için neyi vermemiz lazım? Neyi anlatmamız gerekiyor? Bunun üzerine yoğunlaşan biriyim. Nitelikli eğitim. Tabii tabii. Tabii. Yani bu iş nasıl yapılır? Nasıl, niçini ve neyiyle uğraşıyoruz? Tabii. Bu çok önemlidir. Şimdi hocam, ve şu noktayı söyleyeyim. Kusura bakmayınız. Verilecek eğitim şu olacak gençlere. Ben yüce bir milletin evladıyım. Babamdan ileriyim, oğlumdan geriyim. Mantığını ve felsefesini vermek durumundayız. Evet. Benim evladım beni geçecek, ben de babamı geçeceğim, benim torunum da babasını geçecek. Bu şekilde bu yüce millet ayağa kalkar. Güneydoğu'da yaşayan bir eğitimci olarak hocam, üniversite hocası olarak, bir dernek başkanı olarak, Güneydoğu'nun nabzını yakından takip eden birisiniz. Evet. Güneydoğu'da neler oluyor? Güneydoğu'da bir üst akıl devrede mi? Ya şimdi seyirci arkadaşlarımız beni bağışlasınlar. Hı-hı. Ben biraz ateşli konuşurum. Hı-hı. Bu da içim yandığından. Hı-hı. Aslında benim içim yakan da halkımın durumudur. Hı-hı. Beni onlar yakıyor. Davada mı böyle bir şey? Ve zaten dolayısıyla ben şu anda efendim konuşurken benim halkım gözümün önünden geçiyor. Hı-hı. Ben Ulu Deresi'ne giden bir insanım. Orta suyuna giden bir insanım. Ve bir ara baktım böyle efendim, iki dağının arasında bir köy, Şırnak'tan Hakkari'ye geçiyordum. Ve Şırnak'ın o zamanlar efendim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konferanslarını vermeye gitmiştim. Ve dağda yolu kaybettim. Acaba dedim bu Şırnak'ın karayolları müdürlüğü ne iş yapar? Niye bir yola levha koymamış dedim. Yolu kaybettik ya. Gerçek vakadır. Evet. Ve oraya gittiğimde efendim, Şırnak tarafından Hakkari'ye geçiş yapıyordum. Çok enteresandı. Bunlar anlatmak bitmez. Ya iki dağın arasında köy. Ne hayvancılık yapılır, ne tarım yapılır, ne şu yapılır, ne bu yapılır. Şimdi ben köylü çocuğuyum. Ve 5 yıl aradan sonra ortaokula giden bir vatandaşım. Ve gidemedim, ondan dolayı 5 yıl ara verdim. Kur'an ve tecvid dersi aldım o zamanlar. Nevşehir İmam Hatip Lisesi mezunuyum, dönem birincisi olarak. Ve baktım şöyle, çocukluğum aklıma geldi. Dedim ya bu insanlar ne yer ne içer. Ha. Baktım sadece yapacakları bir şey vardır. Sınır ticareti yapmak lazım. Başka bu geçinmez. Rahmetli Erbakan hocam bunu meşru hale getirmişti. Vatanla sınır ticareti yapıyordu. Kardeşim, sınır ticareti meşru hale gelmesi gerekiyor. Ve bu ülkede Roboski katliamları yaşanmaması lazım. Hı hı. Oraya girmek istemiyorum. Çünkü kim yaptı, niye yaptı, efendim hangi cemaatin elemanları vardı, o konuşmak istemiyorum zaten. Çünkü onları çok yakından biliyorum. Orada müdürlerim var, öğrencilerim var. Ondan sonra efendim muhtar tanıdıklarım falan var. Bir ara Nevşehir'den bir müezzini kaçırmışlar. Devreye girdik, Allah'a şükür dağdan onu getirdik. Bunu burada söyleyelim. Hı hı. Dolayısıyla buraları gezdim, gördüm, biliyorum. Halkın içerisindeyim. İnsanlara bakıyorsun, yolda çay içtim, adam yemek yiyorum, adam yemek ve çay parası bile almıyor. Selamun aleyküm diyorum, aleyküm selam. Ha, demek ki burada bir şeyler var. Aslında bura gelmeden şunu sormak lazım. Ne oldu da bu halk bu hale geldi? Evet. Asıl sorulması gereken soru budur. Biz Kürt halkıyla ne zaman tanıştık biliyor musunuz? Tarihte Talas Savaşı anlatılır. 751. Bak 751. Daha Türkler o zaman Müslüman olmamış. Kürtler İslam'a girmiş ve Hazreti Ömer döneminde efendim Urfa'ya kadar, Diyarbakır'a kadar İslam gelmiş. Ama Türklerle Müslümanlar, Araplar beraber oluyor. Çin'e karşı savaş veriyorlar. Ve Çin'i yeniyorlar. Talas Savaşı'nda bunlar tanışıyor, kaynaşıyor. Birbirinin fıtratına aynen uyuyor. Karakteri, şahsiyeti beraber oluyor. Dedim ki o zaman daha Türkler Müslüman değildi dedim. Televizyonları başında dinleyenler beni yanlış anlar. Ben Türk kökenliyim. Allah beni öyle yaratmış.
Ama öbür tarafta Türk müsün, Kürt müsün onu sormayacak. Ne soracak? Men rabbuke, Rabbin kim? Ma kitabuke, kitabın nedir? Kitabım Kur'an demekle olmuyor. Kur'an'ı yaşadın mı, yaşamadın mı? Onun için çalıştın mı, çalışmadın mı? Olay bu. Diğer taraftan men ihvetuke, kardeşlerin kim? Allahu Teala cevabını vermiş Hucurat suresinde. Ne buyuruyor? Estaûzu billah. İnnemel mu'minûne ihvetun fe eslihû beyne habeyküm ve tegullâhe leallekum turhamûn. Muhakkak ki muhakkak mu'minler kardeştir diyor. Onların arasını sulh ediniz. Ola ki size merhamet olunur. Allah bizi kardeş yapmış. Evet. Allah yarattığından sormaz. Ben annemi seçmedim. Babamı seçmedim. Irkımı seçmedim. Doğacağım yeri seçmedim. Bunlar üstünlük değildir. Üstünlüğü kim taslar? Şeytan taslar. Hı hı. Ne diyordu şeytan? Ene hayru minhu diyordu. Ayette böyle geçer. Ben ondan üstünüm diyordu. Allah adaletsiz mi ki birini üstün birini alçak yaratsın sümme haşa? Allah adaletli yaratır. Biraz önce bahsettim. Hak üzere yaratır. Dolayısıyla işte orada bize efendim aynı anne babayı sormayacaklar. Ve müminleri kardeş kabul ettin mi? Ta Endonezya'sından, efendim Uganda'sından...